Kurmay'dan da bunlar da geldi. Anadolu Ajansı maalesef reklamcı Erol Olçak ve oğlunun hayatını kaybettiği bilgisini geçti. Bir telefon attığımızda, bir konuğumuzun olduğunu söyledi arkadaşlarım. Ömer Şerik yanılmıyorsam. Doğru mu? Sayın Bakan, sorular zaten belli ama neler söylemek lazım? Lütfen paylaşın efendim. Yani çok net bir şekilde Türkiye bir düşman saldırısıyla karşı karşıya. Bu ruhunu, imanını, aklını düşman unsurlara bağlamış alçak bir ihanet şebekesi Türkiye'ye bir gece baskını yaptı. Ve bu üniformalarını istismar eden bu teröristler, milletin verdiği yetkiyi istismar eden bu teröristler, bakın, silahlı kuvvetler unsurlarını şehit ettiler. Polisleri şehit ettiler. Şimdi Anadolu Ajansı'nın geçtiğine göre bizim çok değerli bir arkadaşımız Erol Olçak'la ilgili bir olumsuz, üzücü bir haber geçiyor. Vatandaşlarımıza silah sıkarak vatandaşlarımızın ölümüne ve insanların yaralanmasına yol açtılar. Yani böyle bir ihanet tarihimizde çok az görülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba attılar. Şimdi bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komutanları çıkıyorlar. Bunların üniformalı terörist olduğunu, bunların emir komuta zinciri içerisinde hareket etmediğini, bir ihanet şebekesi olduğunu söylüyorlar. Evet. Bunları mağlup edeceğiz ve bunları yok edeceğiz. Fakat ne kadar gözü dönmüş bir topluluk ki, polisi şehit ediyor, askeri şehit ediyor. Bakın şu anda sınırda terör örgütleriyle çarpışan tek karakolda askerimiz var, polisimiz var, korucumuz var. Onlar Türkiye'yi korumak için terörle mücadele ederken bunlar onları da arkadan vurdular. Evet efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba attılar. Türkiye'nin seçilmiş hükümetine karşı bir darbe teşebbüsünde bulundular. Bu tam bir ihanet şebekesidir. Bu tam bir düşman unsurudur. Bu tabii ki mağlup edilecek. Çıkmışlar şunu yayınlıyorlar. Millete tank namlusu göstererek Türkiye yönetenler yargılanacak diyorlar. İşte Türkiye yönetenler olarak başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm hükümet üyeleri dimdik ayaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi dimdik ayakta. Sokaktayız. Milli Sayın Bakan, çıkıyoruz. Sayın Bakan, bir yandan da biliyorum söylenecek çok şey var ama sizin de dediğiniz gibi görevinizin başındasınız. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da, memleketi Erzurum'da. Sizden müsaadeyle sözü alacağım efendim. Şimdiden geçmiş olsun demek isterim ama hemen Mikail Kurban'a da gideyim. Çünkü bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla ilgili de görüntüler elimize geçti.